Britanya Grand Prix'sini bir kez daha Max Verstappen kazanırken özellikle Lando Norris ve McLaren Mercedes adeta yıldızlaştı. Bosch Car Service ile beraber Silverstone'daki keyifli mücadeleyi sizin için inceliyoruz. Formula 1'e bir başlıyor. Temmuz ayındaki yoğun Formula 1 mesaisinde ikinci round Silverstone'da Britanya Motorspor'un kendi evi Formula 1'in doğduğu yerdeydi. Ve gerçekten de keyifli bir yarışı beraber takip ettik. Aslında yarışı izlemediyseniz sonca bakarsanız ya yine aynı adam kazandı diyebilirsiniz. Max Verstappen Pol'dan başladı. Galibiyeti aldı. En hızlı attı ve hat yaptı. Ama bu yarışta diğerlerinden biraz daha fazla zorlandı Fersepen ve Red Bull. Artı arkada sene başından başlamalarında gördüğümüz gibi bir kez daha farklı bir ikincilik ve podyum mücadelesi vardı. Ama tabii pek çok soru işareti geliyor insanın hakkında. Bir kere McLaren Mercedes nasıl bu kadar hızlıydı? Sene başında bu kadar gerilerde sürünen bir otomobil nasıl oldu da buraya kadar çıktı? Williams nasıl bu kadar hızlı gidebiliyor? Tam tersine Ferrari Özellikle Aston Martin neden kan kaybetti? Mercedes niye umduğunu bulamadı? Pek çok soru vardı aslında Silverstone yarışını anlamaya çalışırken aklımıza takılan. Bunları e, mümkün olduğu kadar tabii cevaplamaya çalışacağım sizin adınıza yine e, gücüm yettiğince. Şimdi Red Bull bir kere baştan sona yine hafta sonu boyunca en kuvvetli, en net şekilde hızlı otomobilde özellikle Max Verstappen'in ellerinde. Sene bu ana 10 yarış oldu. Ee, zaman zaman diğerlerinin Red Bull'a yaklaşabildiğini görüyoruz. Özellikle Cumartesi günü ve tek turda. Yarışta da zaman zaman fark biraz daha az oluyor. Kanada'da olduğu gibi. Ama genelde yani yarış mesafesine vurduğumuzda 20-30 saniye civarında bir toplam avantajı Verstappen rahatlıkla yakalayabiliyor. Özetlersek Red Bull aslında bugüne kadar her şart altında her pistte sezonun en hızlı otomobili. Diğerleri bazen ona otomobillerin e, kuvvetli veya zayıf yönlerinin ve şartların denk gelmesine göre diğerleri biraz daha yaklaşabiliyor veya biraz daha geride kalıyorlar. Silverstone'da nispeten diğerlerini özellikle McLaren'in Red Bull'a daha yakın olduğu bir hafta sonunu izledik. Burada Verstappen özellikle yarıştan sonra bahsetti. Bizim de zaman zaman kafamız karışıyor. Her hafta başka bir ikinci var arkamızda dedi. Biraz böyle aslında manidar da konuştu. Bir yandan da haklı gerçekten de. Çünkü ikinciliği alabilen ve Red Bull'un peşine takılabilen takımlar neredeyse her hafta değişmeye başladı. Şimdi Silverstone tabii ki çok efsanevi bir yer. Çok heyecan verici bir pist. Özellikle hani bizim gibi yarış severlerin e, adeta e, hani heyecandan yerinde duramadığı kadar muazzam virajları var. Çıplak gözle seyretmek çok eğlenceli. inanılmaz gerçekten de Silverstone. Umarım bir şekilde bir gün size de denk gelir. Mutlaka Silverstone'da bir yarış izlersiniz. Ee, burada tabii Silverstone aslında yer etkisi çağında Pirelli'nin e, yenilenen, daha rigid hale gelen, daha sağlam hale gelen lastiklerle birlikte Aslında hızlı virajlar anlamında eski yıllardaki kadar korkutucu değil Tıpkı Origin eski yıllardaki kadar ya da Suzuka'daki 130R'nin eski yıllardaki kadar zor ve korkutucu olmaması gibi Onun için eskiden burada gerçekten uzun ve hızlı virajlara iyi dönen, yüksek yere basma gücü üreten otomobiller Ve bunu iyi kullanan pilotların cesaretinin e, bir fark yarattığını düşünebiliyorduk. Geneldeki çıkarım böyleydi. Ama bu seneyi özellikle incelediğimizde e, pek çok virajın, işte Kopsun, eski ilk viraj, e, Maggots, Begots, Chapel, e, mu muazzam sektör bölümü, Stove, hangar düzünün sonu gibi yerleri otomobillerin eski yıllara göre çok daha kolay döndüğünü gördük. Daha hızlı dönebildiğini gördük. Bu da tabii bağlı olarak iyi otomobillerle kötü otomobiller arasındaki farkın yere basma gücü anlamında mekanik yol şu anlamında biraz daha kapanmasını belki de bize e, izlettirmiş oldu. Dolayısıyla aslında Silverstone'da farkı yaratan eski yıllardaki gibi uzun ve hızlı virajlar ve burayı iyi dönebilmek e, becerisinden ziyade belki de düzlüklerdeki sürat ve mekanik yol tuşu, yavaş kısımlar. Yani turun e, başındaki village, devamında Brooklands, ondan sonra Lapfield eski start düzüne çıkan bölüm ve yine turun sonlarına geldiğimizde e, club ve vale virajları daha fazla klasmanı belirleyen yerler haline geldi. Onun için de otomobillerin aslında eski yıllardaki dağılımına benzer bir dağılım belki de e, görememiş olduk. Yani aerodinamik etkinlik, düzlüklerdeki o sürüklenmenin düşük kalması ve mekanik yol tutuş bu hafta sanki biraz daha önemli gibi gözüktü. Burada tabii önemli noktalardan bir tanesi havanın ve asfaltın e, çok sıcak olmamasıydı. Özellikle lastik pe performansı açısından baktığımızda. Diğeri de söylediğim gibi ee, bir miktar düzlüklerdeki avantajlı otomobillerin e, daha öne çıktığı bir hafta sonunu gördük. Tabi burada mesela 800. yarışına dahi bir renk teması yarışan Williams'ın e, sene baştan böyle olduğu gibi düzlüklerdeki yüksek sürati e, bir türlü yakalanamaması Alex Albon'un ellerinde bir kez daha kıymetli bir sonuca dönüştü. McLaren cephesine bakarsak otomobil zaten o kadar kötüydü ki sene başlangıcında elinizde böyle kötü bir başlangıç yaptıktan sonra daha fazla gelişme marjı ve potansiyeli oluyor. Geçen sene hatırlayın Aston Martin de buna benzer çok kötü bir başlangıçtan sonra nispeten otomobili geliştirip kendi rakiplerinin ötesine geçerek bitirmişti yılı. McLaren'deki bu yeni teknik yapılanmanın belki de e, hani ürünü değil şu andaki güncellemeler ama o otomobilin ana dertlerini sene başında iyi anlayıp hemen bir aksiyon planını ortaya koyarak geliştirilen paketlerle ee, şartların McLaren'in sevdiği şekilde denk geldi. İki yarış üst üste çakıştı Avusturya ve Britanya. Onun için belki de McLaren'de e, ne bileyim Macaristan'da veya Belçika'da olabileceğinden daha iyi de gözüktü. Ama bu iniş çıkışlar zaten takımlar arasında gayet birincilik hikayesini bırakırsak çok keyifli bir sezonu bize izlettiriyor. Çünkü otomobillerin birbirine göre artısını eksisini her hafta değerlendirmemiz gerekiyor. Bir hafta birisi, diğer hafta öbürü öne çıkıyor. Red Bull'u zorlayabilir ne kadar tabii öne çıkıyor derken galibiyet mücadelesi yapamıyorlar. Onun için McLaren'in zaten soğuk havayı sevdiğini biliyoruz. E, uzun düzlükleri sevdiğini biliyoruz. Uzun ve hızlı virajları sevdiğini biliyoruz. Bütün bunlara güncelleme paketi ki Norris'e bir de yeni ön kanat taktılar. Onda bir saniye getirdiğini söylüyor takım. Bu güncelleme paketi birleşince McLaren için güzel bir formül ortaya çıktı. Şimdi pistin aslında belki de istediği gereksinimlerin değişmesinden bahsettik. Ana faktörlerden birisi bu hafta sonu okumaya çalışırken, bir diğeri de havanın e, çok sıcak olmaması ve Pirelli'nin yeni e, rigid lastiklerinin beklenenden çok daha az aşınması veya çok daha az performans düşümünün yaşanması. Bu da aslında Ferrari gibi muhafazakar davranan takımların işini bozarken yumuşak lastiğe güvenen takımların daha başarılı olmasını sağladı. Tabii ki üçüncü faktör olarak da güvenlik açısından birazdan bahsedeceğim. Şimdi takımların ana yarış verisini topladıkları cuma gününe göre asfalt 16-17 derece daha soğuktu pazar günü. Onun için cuma gününe bakarak bir takım çıkarımlar yapan ve otomobili ona göre ayarlayan, strateji ona göre kuran takımlar. Eğer bu planlarında esnemedilerse pazar günü çok ihtiyatlı kaldılar. Ki buradaki oklar da kendi demeçlerine de bakarsak en çok Ferrari'yi e, gösteriyor. Yani ee, hava bu kadar soğuk olunca lastiklerin üzerine binen e, enerji o kadar fazla olmadı. Uzun ve hızlı virajlar adeta düzlükte kıvrımlar haline geldi. Bundan dolayı da normalde iki bit stop beklediğiniz bir yarışı neredeyse herkes tek bitle bitirebilmiş oldu. Artı pek kimsenin kullanmasını beklemediğimiz yumuşak lastik çok iyi bir seçenek haline geldi. Pazar gününe baktığımızda. Griddeki lastik açıklandığında ben Russell'ı yumuşak lastik gördüğümde gerçekten şaşırdım. Yani çünkü start düzü öyle çok uzun bir mesafe kat ettiğiniz bir yer değil ilk derece gelirken. Hani iyi bir çekiş yakalarım, hava koridoru yakalarım, İspanya gibi bir yer değil. Onun için de o yumuşak lastikle ne kadar avantaj sağlar startta diye merak ediyordum Russell için. Ee, ama aslında onlar oyun planını oldukça iyi bir bölümü yumuşak lastikle geçmek üzerine kurmuşlar. Bu açıdan baktığımızda yumuşak lastiği ve orta hamuru iyi okuyabilen, yani pazar günü daha cesur davranabilen takım barında bir avantaj yakaladığını gördük. Onun için lastik kullanımı anlamında da Silverstone aslında belki de Geçen yıllardan biraz daha farklı bir tablo önümüze e, çıkarmış oldu. Mesela yarışı tek pitle bitirenlerin Pirelli'nin tahminine göre de tercihi ortayla başlamak, sert'e geçmek ve bitirmek şeklindeydi ama gayet rahat şekilde e, yumuşak ve orta hamurla yarışın tek pitle bitebildiğini de e, gördük. E, bunu iyi tahmin edebilen, yani oyunu buna göre kuran Mercedes stratejiyi bölmüş mesela. Hamilton'ı orta hamurla başlattılar. Russell yumuşak lastikle başlattılar. Russell'la bu yumuşak lastiğin tutması ihtimaline karşı iyi bir performans olasılığını ceplerine koyarken Hamilton'ın da kendi demeçlerine göre burada sık sık gördüğümüz bir güvenlik aracını bekleyebilecek kadar uzun bölüm düşünmüşler. Ama bu uzun bölümü mesela sert lastik atmayı düşünmemiş Mercedes. Onun için de kendi atlarına iyi bir şeyler yaptığını söyleyebiliriz. Ee, yani Red Bull'un ardından aslında McLaren otomobillerinden bahsettim birazdan takımlara geçeceğim yarışı hani anlamaya çalışırken. Red Bull'un McLaren bu hafta net şekilde en hızlı ikinci otomobildi. Mercedes'in ise e, özellikle yarış günündeki bu lastik tercihi ve biraz da şanslı denk gelen güvenlik aracıyla Ferrari ve Aston Martin'i e-kartta e ettiği bir yarışı izledik. En hızlı üçüncü otomobil gibi gözüktü CEO otomobiller e, pazar gününe geldiğimizde. Normalde tabii podyumun son basamağı Piazzi'deydi, dedi Çok iyi bir iş çıkarttı Piazzi. Yine birazdan bahsetmeye çalışacağım. Ama o e, güvenlik aracı Hamilton'a 3 sıra kazandırmış oldu. Tabii oraya kadar beklemek, yarışı oraya kadar uzun bölüme götürebilmek de kendi kendine yarattıkları bir şans açıkçası. Tabii ki işte şans faktörü var mı? Var. Her zaman var Formula 1'de. <laughs> Babam hep söyler ama şans hazır olana gelir diye. Hamilton ve Mercedes de o güvenlik aracı şansını kullanacak kadar kendilerine bir aralık yaratmışlardı. Bir fırsat yaratmışlardı. Tıpkı Alonso'nun da e, yaptığı gibi. Şimdi Ferrari biraz Mercedes'ten bahsettik. McLaren'dan bahsettik. Red Bull zaten açık farklı önde. Özellikle Fersepe'nin ellerinde. Ferrari'de ne oldu? Ferrari'de şarlöplerle ikinci antrenmanın hiç piste çıkamamaları e, çok kıymetli o yarış verisinde bir kere İtalyan takımını çok geride bıraktı. Yani lastikleri okuyabilme ve pis şartlarına göre bir e, vaziyet alabilme açısından Ferrari'nin eli çok e, zayıftı. Devamında... Yarışa çok daha muhafazakar bir taktikle çıktı Ferrari. Fırat Basar'ın de deyimine göre sene başındaki yarışlarda yaşanan aşırı lastiklerdeki performans düşümü, lastiklerden dolayı çok geriye düşme endişesiyle aslında hem Leclerc hem de Sainz, Mercedes pilotlarından hiç gelmeyecek olan erken bir tanbelerine karşı kendilerini korumak üzere erkenden pite geldiler. Pite geldikten sonra da e, her ikisi de sert lastiği taktı. Ve özellikle Leclerc... E, pite geldikten 9 tur sonra Carlos Sainz pite geldi ki e, burada Mercedes'lerin çok daha uzun süre yumuşak lastikle veya orta hamurla hem altında olduğu gibi piste kalabildiğini gördük. Dolayısıyla Ferrari hem erken pitle geçilme riskine karşı kendine göre erken pit hamleleri yaptı. Arkada trafiğe takılmayacak bir yere kaldıkları anda. Ama bu tabi Yarışta geçecekleri bölüm uzattığı için de ve Ferrari lastik anlamında belki de kendisine güvenemediği için Sert lastiğe mahkum ettiler kendi kendilerine. Özellikle Leclerc'in sert lastiğe geçtikten sonraki performansı e, yarışın başına göre çok daha düşüktü. Carlos Sainz da 8-9 tur, tur sonra aynı taktiği e, güttü ve yumuşak lastiğe gözün ucuyla bile bakmadı Ferrari. Bu tabii yarıştaki e, şanslarını çok azaltan bir durumdu. Yani podyum kovalar mıydı Ferrari biraz zor gözüküyordu ama bulundukları yerden daha yukarıda yarışı e, bitirebilirlerdi. Hatta e, McLaren ki birazdan bahsedeceğim. E, McLaren dışında yumuşak lastiği takmayan, hiç denemeyen tek takım O da Ferrari. E, onun içinde bu biraz e, ihtiyatlı, aşırı ihtiyatlı davranmaları Ferrari'nin elini bayağı zayıflattı yarışa e, baktığımızda. Yumuşak lastik özetle herkesin beklenen daha uzun süre dayanmış oldu. Ve oyunu biraz daha değiştirdi e, çoğuna baktığımızda. Dolayısıyla aslında e, Aston Martin'in elinde çok fazla bir şey kalmadı. Çünkü lastikler herkes için... Uzun ömürlü çıkınca, dayanıklı çıkınca, performans düşmeyince Aston Martin'in avantajı zaten elinden gitti. E burası yüksek yere basma gücünün eski yıllarda kadar önemli olmadığı bir yarış olarak gözüktü bu sene. Aston Martin'in bir dev avantajı da oradaydı. O da elinden gitti. Onun için de burada aslında hafta sonunda dağıtılan kartlara göre Aston Martin eli çok zayıf kaldı diyebiliriz zirvedeki takımlara baktığımızda. Yani özetlerse Red Bull aslında özellikle Felsap'ın ellerinde hem tek turda hem de yarış temposunda e, rakipsiz gibiydi ve onun için de Verstappen rahat rahat e, kazandı. Bu arada yarışta şahane tekerlek tekerli mücadeleler gördük. Hamilton'la Alonso'nun çekişmesi, Russell'ın lökleri dışarıdan geçmesi, devamında güvenlik aracı sonrasındaki Norris ve Hamilton kapışması şahaneydi gerçekten de. Perez'le Sainz'in mücadelesi, Gazzi ile Sainz'in devamındaki mücadelesi e, bunlar hep keyifli anlarıydı yarışın. O açıdan Silverstone bize her sene olduğu gibi yine sezonun iyi yarışlarından birisini izletti diyebilirim. Evet hızlı bir giriş yaptık. Bosch Car Service biliyorsunuz programımızı size iletiyoruz ve e, Türkiye ve dünyanın en büyük e, araç bakım ve onarım alan Bosch Car Service ülkemizde de 65 ildeki 350 servis noktasında her marka ve model otomobilinize e, son derece modern e, ekipmanlarla ve çok donanımlı ekiplerle e, hizmet veriyor. Onun için sizleri de her zaman Bosch servisin Service'in bu keyfi deneyimini tatmaya davet ediyoruz. Bir yandan da Bosch Car Service'in ee, özellikle Instagram hesabı ve sosyal medya hesaplarını takip etmenizi de tavsiye ediyoruz. Bir takım güzel kampanyalardan haberdar olmak için. Onun için boş kar servisinin desteğiyle şimdi geçelim takım takım kim ne yaptı o kısma. Red Bull'dan biraz bahsettim. Fersepe'nin hafta sonunda birkaç tane e, bu sene için baktığımızda ufak kusur vardı. Bir tanesi sıralama turlarında piste çıkarken ön kanadını kırması. Hiçbir zarar olmadı tabii. Yenik ön kanat takıldı. Birazcık karbon fiber masrafı çıktı ama ilginç bir anda gerçekten de. Diğeri de Verstappen'in kötü startı. Kendi demeciyle çok fazla patinajda kalması ve Norris'e geçilmesi. Yarışın başlangıç bölümünde Norris böylece lider gitmiş oldu. Fakat Verstappen durumu hiç zorlamadı ilk turlarda. Russell'ın da buna benzer bir demeci vardı bu yönde. Yani Fersepen elinde öyle bir otomobil var ki isterse atak yaparak pist üzerinde, isterse stratejiyle erken veya geç pit yaparak duruma göre, lastiklerin dayanmasına göre her durumda birkaç türlü bir aralık, aralık ya kadar herkesi geçebilecek bir silah var cebinde. Onun için de Fersap'ın eski yıllardaki kadar agresif davranmıyor tekerlek tekerle mücadelelerde. Piyasi'ye karşı kendini savundu ama e, mesela Norris'i daha, çok daha fazla startın ardından zorlamadı. Çünkü eldeki otomobil o şansı yakalayacağını muhtemelen biliyor Hollandalı pilot. Nitekim DLS açıldıktan sonra da Norris atak yaptığında Norris de hiç onu zorlamadı. Çünkü Norris'in de yarıştaki ana rakibi Fersepen değildi. Şimdi bunu ikinci olan bir sürücü söylemek zor gerçekten de ve komik belki de. Ama yani bu sezonun gidişatına baktığımızda McLaren'in bu haftaki performansıyla galibiyet için bir şeyde riske atması, Fersepen'i zorlamaya çalışmasının hiçbir manası yoktu. Eldekiyle şahane bir sonuca doğru ilerdi zaten McLaren'ler. Dolayısıyla Fersepen için öne geçtikten sonra aslında güvenlik aracına kadar Standart bir 2023 yarışıydı. 9-10 saniye bir fark yarattı. Sanal veya gerçek güvenlik aracında offside'da kalmayacak şekilde. Güvenlik aracında yakalandılar ama ondan sonra e, yeniden yarış başlarken arayı bir kez daha rahat açtı. Norris'in de sert lastikli olmasından faydalanarak. Ve finish'e kadar arkayı kontrol edip bir kez daha galibiyete ulaştı. Checo Perez bir kez daha iki şerin hikayesi gibi çok farklı bir hikaye vardı Red Bull'da. İlk bölümde elendi. Şartlar ne olursa olsun eldeki Red Bull otomobiliyle son bölüme kalamamanın bir mazereti yok bana kalırsa. Dolayısıyla bir kez daha Perez gerilerden e, bir yükselme e, yarışını koşmak zorunda kaldı. İlk turda pist taşınca da biraz sıra kaybetti. Sonrasında iyi bir yarıştı. Tabii ki performansın tamamına baktığında tatminkar bir sonuç değil Red Bull'da 6. olmak. Yani bu otomobille Perez'in normalde kötü bir günde bile 3. olması gerekiyor açıkçası. Onun için bekleneni verdiği bir hafta sonu olmadı ve bir kez daha aslında kendisini bu duruma kendi düşürdü sıralama turundaki kötü performansından dolayı. McLaren'e geçelim. Sezonun en iyi yarışı, hafta sonu yıldızı hem Norris hem de McLaren Mercedes. Güncellemeler bir kere gerçekten nokta atışı tutmuş gibi gözüküyor. Tabi Macaristan'da muhtemelen bu kadar kuvvetli bir McLaren göremeyebiliriz ama hani şartlar da iyi denk geldi söylediğin gibi. Bu şartları da Norris harika kullandı. Hem sıralama oturumunda hem yarışın startında ve yarışın bütün gidişatında kendisini ve otomobilini çok iyi konulayıp çok iyi yönetti. Güvenlik aracında niye Norris Stroll kaldı? Kendisi de biraz nüktedan şekilde takımı eleştirdi. E, Andres Trella bunu yarıştan sonra e, aktardı. Şöyle ki biliyorsunuz önce bir sanal güvenlik aracı çıktı. Magnussen otomobil yolda kalınca. Sonra ne? gerçek güvenlik aracına geçtiler. Sanalda, sanal güvenlik aracındayken çabuk bir stop yapıp yarışa dönebileceğini düşünen Mercedes, kalan turlara baktığında ki 20 tura yakın bir mesafe var. Sertleşçi hazırlamış. Fakat gerçek güvenlik aracına geçtiği andan itibaren Tabii yarışın yeniden başlaması, o yarışın yeniden başlığı dönemde lastikleri ısıtmak gibi bir problem ortaya çıkıyor. Sert lastikle bu şekilde yarışı yeniden başlatmak büyük dezavantaj. Ki büyük çoğunluğu yumuşağı veya ortaya geçeceğini düşünürsek. Fakat öyle bir yerde gelmiş ki güvenlik acı kararı artık hani McLaren e, pit stop için tetiği çekmiş, mekanikler lastikleri hazırlamış, Norris pit yoluna yaklaşmış. O noktadan sonra içeriye gidip tekrar yumuşak lastiğe geçmek, büyük bir kaosa ve olası pit stopla zaman kaybına sebep olacağı için McLaren Mercedes sert lastikle devam etti Norris'i. Asıl sebep buymuş yarıştan sonra öğrendiğimiz kadarıyla. Tabi bu ciddi bir dezavantaj anlamına geliyor çünkü gelebilirdi. Hatta geldi. E çünkü sanal güvenlik aracında nispeten durduğunuz süratlerden yarış tekrar başlatmıyorsunuz. Lastik ısıtmak daha kolay. Ama normal güvenlik aracında neredeyse duruyorsunuz artık öndeki liderin temposuna göre ve tekrar bir Start var ortada. Onun içinde Norris'in işi çok zordu ilk iki turda. Aynen böyle düşündüğün gibi oldu. E, Hamilton çok güzel zorladı Norris'i. Norris çok güzel savunma yaptı. Şahaneydi ikisinde performansı ve bu zor şarta rağmen lastik e, ısınana kadar orada kalmaya başlayan Norris ikinciliği kurtardı. Müthiş bir iş çıkartmış oldu. Oscar Piastri onda bir saniye dezavantajı vardı. Bir kez daha e, tek paketi ya da tek güncellemeyi. Doğal olarak McLaren Noyce'e e taktı ama Piyasi o neredeyse onda bir saniye girdiydi sıralama turlarında. Cumartesi de çok hızlıydı. Pazar günü yarışı da mükemmel götürdü. Çaylak olduğunu varsayarsak, e, göz önüne alırsak daha doğrusu. Güvenlik aracı öncesindeki pite kadar cebindeydi. Yani resmen güvenlik aracından dolayı Hamilton'a geçilmiş oldu ama ondan sonrasında gayet iyi götürdü. E, dolayısıyla e, bir çaylaktan beklemeyeceğiniz olgunlukta çok iyi bir yarış çıkarttı Piyasi'yi. Ve e, sonuna kadar hak ettiği bir e, dördüncülüğü aldı. Kariyerinin kariyerin en iyi sonucu ama podyumu da rahatlıkla alabilirdi. McLaren böylece bir günde daha önceki 9 yarıştan daha fazla puan almış oldu Silverstone'da. Gelelim Mercedes'e. Mercedes yine cumartesi günü nispeten yavaş, pazar günü nispeten hızlıydı rakiplerine oranladığımızda. Hamilton Russell'ın %5 saniye kadar gerisinde kaldı sıralama turlarında. İlk turda 3. virajda dışarıya taşınca Alonso ve Gazi'ye geçildi. Gazi çabuk geri geçti. Alonso'yu da sonra DRS ile Avladı ve o noktadan sonra az önce bahsettiğim gibi Mercedes'in orta umurla uzun bir yarış ilk bölümü atıp SC veya VSC gelir mi diye baktığı bir yarışı koştu. tarihte yüzüne gülmüş oldu Hamilton'ın. Böylece e, piyasayı, e, Russell'ı ve e, Leclerc'i e, geçmiş oldu güvenlik aracındaki yaptığı pit stopla beraber. Evet şanslıydı belki ama o şansı da yaratacak ortamı kendi kendine Mercedes aslında e, oluşturmuş vaziyetteydi. Ondan sonrasında Norris'te çekişmesi güzeldi. Ee, McLaren düzlük çok hızlı oldu. Şimdi de e, lastik ısıtıktan sonra Norris bir daha Hamilton'a şans bulamadı ama e, tabii yarışa 7 başlayıp 3. lük. bu Mercedes'te iyi sonuç gerçekten de. Hamilton da kendi evinde 14. kez podyuma çıktı ve bu alandaki rekoru bir adım daha ileriye götürmüş oldu. Russell daha iyi gibi gözüken Mercedes pilotuydu. Hem sıralama turunda geçti Hamilton hem normalde güvenlik arasında şanssız yakalanmasa pit açısından baktığımızda Hamilton'ın önünde bitirecek yarışı. Piastin'in ardında dördüncülük sanki Russell'ın elinde gibi gözüküyordu. Fakat güvenlik aracıdan hemen önce pite geldiği için de Russell Hamilton'a da geçilmiş oldu. Ve gene podyum açıklaması zor gözüküyordu açıkçası ama daha iyi bir sonuç gelebilir Russell adına baktığımızda. Yani muhtemelen ikisinden daha iyi gibi gözüken isim Russell'dı bu hafta sonu. Zaten çok dengeli bir mücadele var iki Mercedes pilotu arasında. Mercedes'in şöyle çok kârlı bir hafta oldu bir yandan. Yani takımlar şampiyonu belli şu andan sonra. Çok 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 büyük bir sürpriz olmasa Red Bull'un şampiyonluğuna doğru gittiğini görüyoruz üst üste galibiyetlerle. İkincilikteki Mercedes e, Aston Martin ve Ferrari'nin toplam 9 puan aldığı bir haftada 25 puan aldı. Yani gerçekten iyi bir hafta sonunu bitirmiş oldular rakiplerine karşı. Aston Martin yeşillere geçelim. Fabrika hemen pistin karşısında bildiğiniz gibi ama kendi evinde umduğu sonucu bulamadı Aston Martin. Alonso... Ee, yayının başında bahsettiğim gibi Aston Martin için kuvvetli bir hafta sonu olamadı bu Silverstone hafta sonu. Dolayısıyla yani ilk ona asılabilecek podyumun dışındaki sıralar için savaşabilecek bir otomobil ancak vardı ellerinde. Alonso da bu otomobille 9. oldu. Son bölüme yine kaldı. O seriyi devam ettirdi ama yarışta e, Aston'un daha yukarıya çıkabileceği bir hız yoktu. Mesela Kanada'yı hatırlayın. Geriden gelip Hamilton'ı geçti. işte Verstappen'e bayağı yakın gitti vesaire ama burada durum öyle olmadı. E, yani kendi adına çok büyük bir hatası yoktu Alonso'nun. E, normalde Ferrari'leri ve Gazze'yi e, geçmiş oldu yarış içerisinde. O da pit stopta güvenlik aracında e, şanslı isimlerden bir tanesiydi. E, tıpkı eski takım arkadaş Hamilton gibi ve yarışı da 7. sırada bitirdi Fernando Alonso. Stroll yine dağınıktı. Hem yavaşça sıralama motorun hem de yarışa dağınıktı. Yani bu sene genelde yarışları daha iyi... Koşabiliyor Lance yani Stroll, eski yıllardaki kadar çok dağınık değil ama burada gerçekten e, bir kez daha hani o eski pürüzleri ortaya çıkan bir Stroll izledik. Sağa sola çarpan, tabi otomobil babanın olunca daha rahat çarpabiliyorsun muhtemelen. Pis sınırlarını zorlayan, ondan sonra takım arkadaşının bir kez daha iyi farkla gerisinde kalan bir e, hafta sonu. Yani ne cumartesi ne pazar Stroll'den görmemiz gerekeni göremedik. Onun için Alonso çok daha iyi olan Aston Martin pilotuydu. Williams McLaren dışında hafta sonu sürprizlerini yaratan takımlardan bir tanesi e, 8 yarış temasıyla yarıştılar. Albon bir kez daha son bölüme kalarak önce iyi bir iş yaptı. Sonrasında güvenlik aracının ardından yarış yeniden başladığında çok agresif başladı. Albon lastikleri daha çok kısıtı muhtemelen. Lökler, Gasly ve Sainz'ı geride bıraktığı Güzel bir son bölümü attıktan sonra Albon 8. sırada çok kıymetli bir 4 puanla yarışı noktalamış oldu hak edilmiş bir başarı gerçekten de. Çünkü Williams'ın da o e, zayıf kaldığı noktaların daha önemsiz olduğu, kuvvetli olduğu yönün öne çıktığı bir hafta sonuydu. Pis şartları ve lastik kullanımı açısından. Williams'ın bunu gayet iyi kullandı. Demişken Logan Sargent. Zaman zaman tabii herkes eleştirdi, biz de eleştirdik ama çok iyi bir pazar günü vardı Sargent'tan. Senin en iyi yarışın çıkarttığını söyleyebiliriz. E, sıralama turlarında Değişken şartlarda çaylaklığın işi biraz daha zor. Onun için Albon'un ciddi şekilde geride kalması mazur görülebilir belki. Ama yarışta gerçekten de iyi bir iş ortaya çıkarttı. Güvenlik aracı tabii farkların kapanmasını sağladı ama ilk kariyer puanına sadece 4 saniye uzakta yarışı bitirdi. Ee, onun için de başarılı, hatasız pazar günü için konuşuyorum. İyi bir yarış çıktığını söyleyelim. Ferrari umudunu bulamadı. Ferrari 4 ve 5 başlıyordu yarışa. Podium için işte zaten McLaren sürpriz ya orada ne yapacağı da çok fazla bilinemiyor, kesilemiyor. Podium için Federer'i savaşı içerisinde görürüz diye herkes düşünüyordu ama Kırmızıların işi hiç de öyle gitmedi. Bahsettiğim gibi Charlotte'lerin e, e, verisi çok az derinde yarış temposu açısından baktığımızda. Artı e, sıralama turlarında son turunda kend, bir hata yaptı kendi deyimiyle ve ilk çizgiyi kaçırdı. Ee, o tabii Ferrari farklı bir oyun planına doğru itmiş olabilir. İlk çizgiden başta belki daha farklı olabilirdi ama Ferrari'nin ana endişesi biz yine lastikleri yiyeceğiz şeklindeydi. Hiç de öyle olmayacaktı belki de. Ama daha önceki yarışlardaki endişeler ve tecrübeler ve yaşanan e, kötü durumlar kırmızıları belki de bu tercihlere doğru itti. Dolayısıyla Ferrari lastikleri sonuna kadar kullanamadı, performansı düşük kaldı bundan dolayı. Rakipleri kadar agresif seçimler yapamadılar ve devamlı kan kaybeden her ikisi de başladı yerin 5 sıra gerisinde yarışı bitiren bir takımdan bahsediyoruz. Onun için Ferrari adına ders çıkarılması gereken ve bence unutmak istedikleri bir hafta sonu e, oldu. Carlos Sainz sıralama turunda Lökler'in gerisindeydi. E, güvenlik aracı da lastik takma konusunda artık orada inisiyatif almadı. Çünkü e, yumuşak lastiğe geçse 2-3 rakibine geçecekti ama onlardan daha yüksek performans yoktu onları tekrar geçebilecek kadar. Muhtemelen Sainz'e Pit ekibi sertleşse kalalım, bulduğumuz yere asılmaya çalışalım diye baktı ama 30 tane içerisinde 3 sıra birden kaybetti Sainz ve ondan sonra da ancak tek bir e, puan alarak hafta sonunu e, noktada. Dolayısıyla gerçekten Kırmızılar adına kötü bir hafta sonuydu. Az farkla, burun farkla daha iyi olan isim Leclerc'de bana kalırsa iki Ferrari pilotuna baktığımızda. Alfa Romeo'da Valtteri Bottas kötü geçen cumartesinin ardından daha iyi bir pazar gününü ortaya koydu. Salamottur'un da ikinci bölümdeydi ama benzini bitmiş Bottas'ın yeterli benzini veremediği için de diskalifiye edildi sıralama turlarında. Hamilton İspanya'da böyle bir polipozisyonu kaçırmıştı McLaren yıllarında. Geriden başlayıp sanal güvenlik aracına kadar geldi pit stop yapmak adına. O da kendisine sıra kazandırdı. E, ve hani Stroll ve Gazi'yi de e, yaşadıkları sorunlardan ardından ettikten sonra 12. sırada finişe geldi. Eldeki otomobil Alfa Romeo ile bundan fazlasını 20. başlayıp yapmak zaten çok mümkün değil. Onun için Makul, hatta iyi sayılabilecek bir iş çıkarttığını söyleyelim Bottas'ın. Guangzhou bu hafta daha zayıf olan Alfa pilotuydu. Bayağı ikisi arasında böyle gidiş gelişler oluyor. Bir hafta biri, bir hafta diğeri öne geçiyor. Sıralama turlarında Bottas'ın 0.3 saniye arkasında kaldı Çinli sürücü. Güvenlik aracından önce tabii e, pit'e girdiği için o da şanssız yakalanan isimlerden bir tanesiydi. Bir de yarıştan sonra öğrendik. Fren kanallarından birisine bir e, vizör e, tabakası girmiş. Koruma tabakalarından bir tanesi girmiş. O da ilave bir pit anlamına geldi. Çünkü yarışta 3 pit yapan tek isimdi Guanjo. Onun için unutulacak son oldu ve Bottas daha iyiydi. Haas bir kez daha ve bir kez daha yolda kaldı. Hem cumartesi hem pazara baktığımızda. Hülkenberg son bölüme kalamadı sıralama oturumlarında Ama hani 11. başlayıp makul bir yarış götürüyor, götürecekti belki de. Perez'in teması ön kanadı kırıldı. MX ekstra pit ve zaman kaybı. Sonra biliyorsunuz Haas trafiğe girdikçe daha da giriliyor. Yani ne kadar önü açık giderse Haas özellikle Hülkenberg o kadar fazla şansı sahipler ama bu şansı da burada bulamadılar. Ee, onun içinde güvenlik aracında belki öndekler yaklaştı ama 13. sıradan daha yukarısı pek mümkün değildi. Magüsen ise yolda kaldı. İki günde de yolda kaldı hatta. Hem cumartesi hem pazar. Ona da söyleyince çok fazla bir şey yok. Elinde bir şey yok çünkü. Kendi kabahati yok. Ama e, Haas'ın üst üste 3. hafta sonunda da çeşitli zamanlarda yolda kaldığını hatırlatmış olalım. Puansız takımlarla bitirelim. Takımlar bölümünü. Alfa Tauri köklü bir güncelleme var ama tabii hiçbir fark yaratmadı otomobilde. Belki anlamak için yeterli zamanları yoktu. Şartlar da biraz zorlu diye söylediğim gibi. Birkaç yarış daha vermek lazım belki ama Su e Sunoda ve Defries bu otomobili sona demir atmış vaziyetteler. E yani Sunoda'nın tek testeresi belki de Defries'den daha iyi bir hafta sonu koşmakta. 16. ancak e olabildi olabildi. Defries Sunoda'ya nispeten daha yakındı. Onda bir, onda iki saniye gibi bir fark vardı. Ama zaten otomobil bu kadar kötü olunca kendini gösterebileceğin bir kıssas sadece takım arkadaşın kalıyor. O da sanal güvenlik aracına hemen önce pite girdiği için şanssız yakalanan isimlerden bir tanesiydi. Bir miktar sonradan daha iyi olduğu bir haftaydı. Ki Avusturya'da gerçekten kötüydü sonradan. Çok dağınıktı. Burada en azından ekrana gelen çok fazla hatası olmadı. Ve Silverstone'un hayal kırıklığını yaşayan takımlardan bir tanesiydi. Belki de önde gelen Alpine. E, Alpin'in elinden 8 gün içerisinde kayıp gitti 5'incilik. McLaren hiç ortada yokken gelip geçti Alpini e, puansız bir yarış ki takımın merkezi en sonda Fransız takım ama burası kendi evi sayılabilir. Gazi nispeten daha iyi olan Alpin sürücüsüydü diyebilirim. E, sanal güvenlik aracına sadece bir tur önce pite girdi. Orada çok şanssız yakalanmış oldu. E, Albon'a e, geçildi. Sonrasında tabii Stroll ile mücadeleye düşmek zorunda kaldı o pitlerin ardından. E, önce ikilinin Stroll'daki mücadelesi Gazze'nin sinirini bozdu. Sonra Gazi onu tekrar gelip geçti Stroll'u. Sonra Stroll intikam almak için bir daha geldi ve üstüne çıktı Alpi'nin. Stroll çok net şekilde kabahatli olan taraftı. Yani bütün bu olaylar olmasa belki 1-2 puan gelebilirdi. Ferrari'le kapışırdı Gazze belki. ama o şansı da yakalayamadı. O konsa bu hafta sonu daha sönük gözüken Alpin pilotuydu. Yani hem tek turda hem yarış temposunda. Gazze'nin olduğu yerlerde, yerlerde de gezemedi. İkinci bölümde yani yarışta hiç ekrana gelmedi neredeyse. E onun için de sonrasında tabii hidrolik sorun da zaten yarıştan çekildi ama oraya kadar temposu da yeterli değildi. Onun için böyle Alpin'in adına sanki sezon hayal kırıklığı tabirinden kabul edilemez, çok kötü tabirine doğru gidiyor. Öyle gözüküyor. E onun için gelişimde de bir şey yapamamış vaziyetteler. McLaren de gelip geçti söylediğin gibi Alpin'de bence alarm çanları çalıyor olması lazım. Otmar Zafner için özellikle. Evet, Boş Karsu Evist'e takımlardan da bahsettik. Ee, kalan bölümlerimizi de size yine paylaşalım. Ondan sonra da yavaş yavaş programı noktalayalım. Temmuz ayında yine, yine keyifli yarışlarımız e, var. Ee, i̇ki yarış daha var hem Macaristan hem de Belçika. Haftanın önemli istatistiklerini de sizle paylaşmak istiyorum her hafta olduğu gibi. Red Bull'un üst üste 11. galibiyeti oldu. Sezona 10'da 10 galibiyetle başlamış oldu Avusturyalı takım. Üst üste 11 yarış Formula 1 tarihindeki rekor. 88'de McLaren Honda Senneve Pro'su yakalamış bunu. Red Bull Honda, Verstappen e, ve Perez üst üste 11 galibiyeti gördü. Verstappen bu arada üst üste 6. galibiyeti geldi. Formula 1 de bunu başaran asgari Schumacher ve Sebastian Vettel var sadece. E, bir de Rosberg var, 4 kişi var. Bunun dışında Verstappen 29. kez üst üste e, finişe gelmiş oldu. Ve 11. kez üst üste podyum yakaladı. Bu sene hiç ikinci sıradan aşağı inmedi Hollandalı sürücü. Ayrıca kariyerinde az önce bahsetmişim 8. kez hat trick'i yakalamış oldu. Yani yarış kaybeti pole pozisyonu ve en hızlı olarak baktığımızda. London Norris e McLaren 2010'dan bu yana Lewis Hamilton'dan bunu ilk defa podyum gördü Silverstone'da. Ve bu sene podyuma çıkan 6. farklı takım oldu. Umuyorum bu sayı daha da artar. İlk defa podyum bayıdı Norris. Mesela Button hiç Silverstone'da podium göremedi. Weber yıllarca kazanan otomobilleri kullandılar ama Avustralya'da hiç podiuma çıkmadı. Onun için bir sürücünün gerçekten kendi evinde podiuma çıkması çok kıymetli. Ee, bu arada McLaren Avusturya gelene kadar ilk 5'te bir tur bile atamamıştı. Geçen haftaya kadar ve bu <laughs> yarışta yarışın başında lider bile gittiler. Ee, o da ilginçti gerçekten. Ve söylediğim gibi bir günde kalan 9 yaştan daha fazla puanı aldılar ve bir anda 5.ye çıkmış oldular. Hamilton 14. Kendi ülkesi podyumla bu alandaki rekoru bir adım daha yukarıya götürmüş oldu. Bu arada Norris Famous'un podyumunu görünce ilk defa 99'dan bu ana iki Britanyalı sürücüyü podyumda gördük. Orada da İskoç, Kutlard'da İrlandalı Irvine podyumdaydı. Biri kazanmış, biri ikinci olmuştu McLaren ve Ferrari'le 1999'da. Oradan bu ana ilk defa İngilizler bu kadar mutlu oldu. İki sürücüyü birden podyumda gördükleri için. Bu arada Fernando Alonso 10. kez üst üste finişe geldi arka tarafta. Carlos Sainz yine hani belki sonuçlar çok flash değil ama istikrarlı bir yıl geçiriyor eldeki otomobille. Ee, Avustralya'da ceza aldı yarış hariç bütün yarışlardan puan çıkartmayı başardı. İspanyol sürücü Logan Sargent kariyerindeki en iyi sonucu aldı. Haftanın notlarını da böyle derleyebiliriz. Şimdi kazananlar ve kaybedenler tabi e, tabii kazananların başına Norris'i, Piasi ve Albon'u yazmak lazım. McLaren'ın iki sürücüsü ve Williams'ın Albon'u yani Formula 1'in tarihi takımlarının e, sürücüleri çok iyiydi gerçekten bu hafta eldeki otomobilin üzerine kadar çıkacak iyi performansı bana kası ortaya koydular. Verstappen'den bahsetmiyorum her hafta kazanıyor zaten. Ee, ama hani buradaki başarı kıssasını aslında eldeki otomobille başarılan e, noktayı değerlendirmek olarak e, görmeye çalışıyorum. O açıdan baktığımda Norris, Albon ve Piassi gayet iyiydi. Kaybeden kısmında bir kez daha Perez var. Kulüp başkanı zaten onursal başkan haline geldi adeta. Takımlarda da yani Ferrari, Aston Martin ve Alpine. Üçü de az önce anlattığım sebeplerle kendine göre çok çok kötü. Önemli kayıplar yaşadıkları bir hafta sonunu bence e, görmüş oldular. Haftanın geçinde e, George Russell'ın Lökler'e Lafayette'de la dışarıdan yaptığı atak gerçekten çok keyifli, cesurcaydı. Güzeldi, uzun zaman sonra gördüğümüz iyi ataklardan bir tanesi. 31. turda geldi bu geçiş. E, haftanın tersis konuşması da Carlos Sainz'ın B planı neydi ya diye konuşması gerçekten bana son derece ilginç geldi. Ve boş karsör bir haftanın pit stopunu da e, seçiyoruz biliyorsunuz. E, bu her, her, zaman en hızlı pit stop olmak zorunda değil. Aslında en etkili, en çok sonucu değiştiren pit stop. Belki de daha kıymetli. Bu açıdan Hamilton'ın Mercedes'i 33. turda gelen pit stopu çok kıymetliydi. Çünkü Hamilton'ı podyuma taşımış oldu. Yani belki olağanüstü hızlı bir pit stop değildi ama oraya kadar gidişat, ortam durum Hamilton'ın iyi kullanması, Mercedes'in Russell'da erken pit'e gelmek zorunda kalırken Hamilton'a göre. Hamilton'ı piste tutup bu aralığı beklemesi, o aralığın gelmesi, ondan sonra da işin kusursuz işletilmesi gerçekten fark yarattı. Hamilton'ı podyuma taşımış oldu bu taktik ve pit stop. ufak bir yardımıyla, daha doğrusu Magdusen'in yardımıyla bence Maylander'den önce Magdusen'e teşekkür etmeli lazım. Onun için de ben Mercedes'in pitini seçiyorum. Boş kar, bir safhanın pit stopuna geldiğimizde. Evet, Silverstone gerçekten e, sezonun iyi yarışlarına birisini izletti bize. Her yıl olduğu gibi, çoğunlukla olduğu gibi son 9 yarışın 8'inde güvenlik aracını görmüştük sanal veya gerçek. Yine görmüş olduk, gerçeğini gördük. Ve e, Formula 1'in Temmuz ayındaki macerasında ilk yarış daha var. Yaz arası öncesinde Macaristan Grand Prix'si ve devamındaki Belçika. O yarışları tabii ki keyifle sizlerle birlikte takip edeceğiz ve soka kanalına değer, değerlendireceğiz. Onun için benden bu haftalık bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Her zamanki gibi Sokrates'te bizi yalnız bırakmanız için, Formula 1 tutkumuzu, ortak olduğunuz için, yorulmanız için, desteğiniz için, eleştirileriniz için hepsini cebimize koyduk. Yola devam ediyoruz. Tam gaz sezon ortasına doğru ilerliyoruz. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sokrates'ten ve Boşkar Servis'ten ayrılmayın.